Evet, sevgili FM TV izleyicileri, tekrar birlikteyiz. İnşallah e, yoğun bir mesaj trafiği var. Tebrik ediyorlar. Ramazan-ı Şerifimizi tebrik ediyorlar. Bir izleyicinin sorusuyla giriş yapmak istiyorum müsaadenizle sevgili hocam. Uzun bir soru ama ben kısa okuyacağım. Tövbe edince diyor, eski günahlar siliniyor mu? Tövbeden sonra diyor ben diğer günahlarıma dönmedim ama içki tekrar içtim hocam diyor. Acaba bütün günahlar ekleniyor mu? Yoksa bir tek içki günahımı mı bana yazılıyor? Özgür Yalçın Kocaeli'nden yazmış bize sevgili hocam. Şimdi normalde bir insan tövbe ettiği zaman daha bu tövbedeki maksat, şunu bilmek lazım. Nasıl bir tövbe? Tevbeten nasuhat yazıyor Allah. Nasuh bir tövbe. Bu şu demektir yani. E, gerçekten samimiyetle daha önce yap, yapmış olduğu bütün hatalarında ne yapıyor? Vazgeçiyor. Yani öyle lafta değil. Yine yapma niyetiyle tövbe etmiyor. Yani ben daha önceki hataları ne yapıyorum? Özür diliyorum. Derse insan içinde kul hakkı yoksa bunun üzerine durmak lazım. İçinde ne yoksa kul hakkı. kul hakkı yoksa Mevla Teala <laughs> geçmiş günahlarını affeder. Ondan sonra tekrar kul hakkı yoksa dedim dikkat edin. Kul hakkı varsa ne lazım? Mutlaka helallik alması lazım. Çünkü kul haklarını en netice ne yapması lazım o insanın? O insandan hakkını kul hakkından özür dilemesi lazım. O insan da affetmesi lazım. Rabbim o yüzden kulaklarına dikkat nasip etsin inşallah. <laughs> bütün adalardan muhafaza etsin ama özellikle <laughs> kulakları çok önemli. Bu ciddiyetle beraber tövbe ettiği halde üzerine duruyorum. Bu ciddiyetle tövbe ettiği halde tekrar bir yanlışa düştü. Geçmiş günahları onun üzerine yüklenmez. Çünkü o ciddiyetle ne yaptı? Tövbekar oldu. Samimiyetle Allah'tan özür diledi. Samimiyetle bıraktı. Ama sonra yine şeytan onu ne yaptı? Kandırdı. Bir tanesine döndü. Nefis kandırdı. Evet hocam. Tekrar yanlışını yaptı? Sürükledi. O yanlışa sürüklendiğinden dolayı sürüklenmiş olduğu o hatadan evet. sorumlu olur. Bir tek hata. Tabii. Anladım. Ama yoksa, tekrar ediyorum, Hı. işte ama tövbe zaten şöyle bir tövbe ettiyse o zaman da tövbe kabul edilmez. Evet. Ney? Ağzında şu ifade var. Ben bundan da özür dileyim diyor. Ama gönlü hala yine yaparım. Ben yine hataya düşerim. Hatayı tekrar ederim. Hatalara yürürüm. Bu mantık değilse zaten bunun tövbesi olmamış ya. Yani. Ama demin söylediğim gibi nasuh bir tövbeyle bir daha dönmemek üzere yapmış olduğu bir tövbeyle tövbe ederse daha sonra o hatalara düşerse Düşmüş olduğu hatanın yine alır? Cezasını, karşılığını görür yani. Ama yoksa diğer türlü geçmişini ne yapar Mevlana? Affeder. <laughs> Ama tekrar durum onların içinde ne olması lazım? Kul hakkı olmaması lazım. Kul haklarında ne yapması lazım insan? Kul haklarında kimin kulu, kimin üzerinde hakkı varsa ondan illa helallik alması lazım. Helallik alması lazım. İşte dün e, akşamla alakalı e, dün akşam değil. Bugün öğlenleyin, öğlenleyin. Evet. Dün öğle, şey gündüz programında. Dün gündüz programında. Evet. E, bir tane şey geldi. Çok ilginç, ilgimi çekti. İşte bir kardeşimize te, e, bir tane yaşlı teyze iftira atmış. Allah. Bak. Sonra iftira atmış. İftirası neticesinde o kardeşimizin babası, abileri inanmış. Allah Ve devamlı bu kardeşimize ağır ifadeler, beddualar, hatta kolunu kıracak kadar iletmişler yani. Soy bu iftiradan sonra diyor, iki gün sonra da kadın vefat etmiş. Şimdi diyor ki hocam, üç gündür rüyama giriyor, bana diyor ki diyor, beni affet, Beni affet. Bana hakkını helal et. Bugün ben bahsediyorum yani. Bana hakkını helal et. Bana hakkını helal Üç gündür rüyama giriyor hocam diyor. Ama diyor içimden onu affetmek gelmiyor diyor. Çünkü diyor bana diyor çok eziyet etti diyor. Ve hala diyor baba abi dedim diyor bana bu konuda beddua ediyor diyor yani. İftira attığını söylemeye çalıştığım halde onun <laughs> ifadesine kulak veriyorlar. Bana diyorlar ağır ifade kullanmaya kalkıyor. Bak dikkat ediyor musun? İftira konusu ağır ifade Çok ağır demek ki. Onu söylemedi de. Evet. E, çok ağır demek ki. Ama bakın ahirete gitti herli. E, ne oldu şimdi? Hadi bakalım. Yani. Kul hakkıyla geçtin geçti ahirete? Şimdi ne yapacaksın? E, şimdi hadi beni affet. ...beni affet. Bana affet ama e, sen yaktın. O yüzden dolayı kul haklarından mutlaka ne yapmamız lazım? Onların halklarına özür dilenmesi lazım. Adam desteklemesi ki mesela normal şartlarda olduk bazen adam. Ona ne yapamıyor? Ne yapamıyor? Belki de yapmış olduğu ifadeyi kullanamıyor. En azından ya hakkını helal et dese, bir bahaneyle o da helal ettiyse yine işi kurtarmış oluyor. Peki yani. hocam kul hakkının hiç başka bir formülü yok mu? Yani affedildiği bir nokta yok mu? Kulakların hakkının affedildiği nokta biliyorsunuz haç. Kabul olunmuş bir haç kabul olmuş bir haçta, Mevla Teala kulaklarını şöyle affediyor ama, Mevla o kullarının şeylerini kendi üzerine alıyor. Hakları. Haklarını kendi üzerine alıyor. Yani yani ahirette, o kuldan, diğer kul bir şey istediği zaman, Rabbim diyor ne istiyorsun de kulundan? Ya bana diyor bu, bu böyle böyle yaptı. O oh, kabul olmuş bir haçtan bahsediyorum. Mevla Teala o kuluna, ona vereceği şeyi ne yapıyor? Fazlasıyla veriyor. Ya yani okul da ona vereceği şeyi fazlasıyla veriyor. Bu sefer okul bu şekilde affedilmiş oluyor. Kabul olunmuş bir haç. Haç mebrur yani. Haç mebrur yakalarsa bir insan o zaman ne olur? Kul hakları da affedilmiş olur. Evet. Ama affedilmiş olur ama karşı tarafın üzerinde duruyorum burası önemli. Karşı tarafın kesinlikle haklına ne yapılmış tecavüz edilmiş olmaz. Niye? Mevla Teala kendi tarafından verecek. Ama bu işi film haline getirenler var. Film haline demek şu. Adam diyor ki ben diyor her türlü Allah muhafazayım yanlış yapayım yapayım yapayım. Hacca gider temizlenirim. Öyle diyorsun ama haccı mebru olması lazım. Haccın kabul olacak mı olmayacak mı o belli değil. E haccın kabul olursa olur. Haccı kabul olmazsa ne olacak? Eyvallah. Evet. Haccın illa kabul olacak diye bir şey ne? Yok. yok. O yüzden de böyle filmlere düşmeye gerek yok. Yanlış olur. Allah muhafaza etsin. Evet. Evet. Şimdi sevgili hocam İstanbul'dan bir izleyicimiz bu cemaatler konusuyla alakalı. Hocam demiş o kadar cemaat var. Hiçbirinin bir araya gelip ortak toplantı çalışma yaptığını görmedim. Sizce yapılmalı mı demiş. Ee, Eray İstanbul'dan. Hocam her gün cemaatler ortak çalıştay yapabilirler mi diye de Şimdi normal etmez. şartlarda tabi görmedik diyor kardeşim doğru mu doğru söylüyor. Biz de görmedik çünkü. Ama normali bu değil. Normali ne olması lazım? Allah'ımız bir. Peygamberimiz bir. Kitabımız bir. Dinimiz bir. Kıblemiz bir. E kardeşliğimizi Allah ilan etmiş. İnne müminin yekuvvet. Kardeşimiz yapmış. O zaman bu kadar birliğin içinde daha da nice çalışmalarımız bir. Bu kadar birliğimiz içinde biz bir araya gelip de gerçekten ortak çalışmalar yapamıyorsak o zaman problemleri bir yerde aramak lazım. Niye yapamıyoruz yani? Yapılmamasının sebebi ne yani? O zaman demek buralarda ne var? Bir ayrılıklar var demektir yani. Bazı insanların gerçekten çalışma sistemi Başka türlü olabilir. Ama en netice Kur'an ve sünnet ölç ölçüsü olması lazım. Zaten Kur'an ve sünnet ölçüsü olmuyorsa bu çalışma çalışma sayılmaz. Ama Kur'an ve sünnet ölçüsünde ise o zaman zaten masadan kaçmaz. O yüzden dolayı yani bu şekilde mutlaka bütün cemaatlerin ama diyanetle beraber ama diyanetsiz fark etmez. Ne yapması lazım? Bir araya gelip belli konularda istişare halinde belli konularda gerçekten ilmi alışverişlerle beraber birbirine sahip çıkması lazım. Böyle olursa o zaman halkımız da ne yaptığını, eğriyi, doğruyu ne yapar görür, bilir yani. Yoksa o başka söylüyor. Bu başka söylüyor. o başka tarafa çıkıyor. Bu tarafa çıkıyor. Bu sayede tefrikalar çoğalıyor. Ayrılıklar çoğalıyor işte. Bu sefer de adam diyor ki aman diyor hepsinden uzak durayım diyor. E, oldu mu olmadı işte. Mevlamız ve la tekûnü kellezine teferragû. Allah'ımız diyor Ve min Size açık beyinler geldiği halde Allah'ımızın ayetleri, peygamber yolları, hadis-i şerifler geldiği halde siz diyor Mevla'ta ayrılıklara düşmeyin diyor. Allah'ımız ayrılığa düşmeyin diyor yani. Çünkü ayetler ortada. Peygamber hadisleri ortada, peygamber hayatı ortada, ulemanın gerçekten bu konudaki içtihatları ortada. Bunları ortaya koyduğumuzda o zaman zaten sorun olmamalı yani. Ama bunları ortaya koyduğumuzda sorun varsa o zaman demek maksat başka. O zaman niyet başka demektir yani. O yüzden dolayı kesinlikle bu çalışmalar yapılmalı. Bu birlik beraberlik ortaya konmalı. Ama Şimdi ben tabii, ben inanıyorum yani. Seyircilerden şu ifade geliyordur. Ya cemaatlerin kendi içinde birlik beraberlikte sıkıntı var evet. meselesini söyleyecekler. Rabbim onlardan da kurtarsın inşallah Aynen. tüm cemaatleri. Aynen. Çünkü bu da yanlış. Ya. Niye bir araya gelip de bir ön yargılı davranıp da bir araya gelip de bir masaya etrafına toplanıp da niçin bunlar çözülemiyor? Mesele ne yani? Işte mesele bu işin altında bu var bit yenilikleri aramaya çalışıyor. Olmayacak şeyleri aramaya çalışıyor. Burada sıkıntı çoğalıyor. O yüzden bu ayrılıklardan kurtulması lazım. Mutlaka kurtulması lazım. Ve özellikle yine tekrar ediyorum. Diyanetin abiliğinde Kur'an ve sünnet ölçüsünde. Diyanetin abiliğinde Kur'an ve sünnet ölçüsünde. Mutlaka devletin de bu işe destek vererek bütün cemaatlerin bir araya toplanıp hakikaten istenen kıvamda sulh üzerine inşallah tatlı bir şekilde çalışma yapması lazım. Evet. Rabbim başarmayı nasip tamam. etsin. Kolay mı? Eğer dünya üzerinde gerçekten Türkiye'mizin bütün Müslümanlara liderliğini konuşuyorsak mutlaka bu yapılması lazım. Eğer Türkiye'miz Dünya üzerindeki Müslümanların lider olsun. Onları yönlendiren olsun. Onlara kucak açan olsun. Onlara gerçek hakkı gösteren olsun. Onlara gerçekten sahip çıkan olsun. Eğer bunu istiyorsak bunu yapmamız lazım. Ama bunu yapmadığımız takdirde de o zaman kimse kendini yapmasın, kandırmasın. Bunun olması mümkün değil. Evet. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Bu da önemli. Şimdi bazıları der ki ya bu bu birlikte, beraberlikte dünya üzerindeki çalışmalar bazı diyebilir. Ama unutmayın ki din gerçekten toplayıcıdır. Eğer dinde yani Kur'an'da ve sünnette biz buluşursak dünya Müslümanları da buluşur. Ama sen evet teknolojisine geliştir. Diğer çalışmaları geliştir. Hepsini geliştir. Buna din engel olmaz zaten. Geliştirmeni ister zaten. Hatta İki gün neşitse aldanmışındır buyuruyor efendim sosyal. Bunları zaten geliştireceksin. Ama illa sen bu din konusunda, İslam konusunda mutlaka senin gerçekten ilmi şuran olması lazım ki dünya Müslümanları ne yapabilirsin bir araya toplayabilirsin. Yoksa ben teknolojimi geliştirdim ben, teknolojiyle dünya Müslümanları bir araya getiremezsin. İşte çok güzel silahlar yaptım. Mutlaka yap. Üzerine duruyorum. Sakın yapılmasın diye düşünme yani. Yüzde yüz yapılsın yani. Yerli olsun. Her şeyimiz yerli olsun. İlla kontrolümüzde olsun. Mutlaka en güzelini yapalım. Hepsinden daha kıymetlisini yapalım. Ama unutma ki onunla yani yerli bir silahla beraber, yerli bir çalışmayla beraber senin kalkıp da dünya üzerindeki Müslümanları bir araya getirme şansın yok. Sen yine dünya üzerindeki Müslümanları bir araya getirme şansın. Ancak dini konularda ne yaparsan, hakikaten ön açıcı çalışmalar yaparsan, birlik beraberliği ortaya koyarsan, olumlu fikirler ortaya koyarsan, olumlu projeler ortaya koyarsan, onları da kucaklayıcı, onların da önünü açacak ve gerçekten cehaletten kurtaracak çalışmalar ortaya koyarsan, o zaman ancak dünya, dünya lideri ne yaparsın hayata geçirmiş olursun. Rabbim ikram etsin inşallah. Amin tamam, inşallah sevgili hocam. İzleyicilerimizden çok sayıda tebrik mesajları geliyor. Bir izleyicimiz hocam kanser hastalığı geçirdim. Oruç tutamıyorum. Durumum yok. Para da veremiyorum ama insanlarla yardımlaşmam çok iyi. Bu konu hakkında görüşünüz nedir demiş sevgili hocam. Şimdi normal şartlarda bir insan oruç tutamıyorsa tabi doktordan e, daha bunu daha önce de söyledik gerçekten orucu seven bir doktordan bunun neyini aldıysa yolunu aldıysa oruç tutamazsın ifadesini aldıysa bu tabi oruç tutamaz. Evet. Oruç tutamayınca bu sefer ne yapması lazım? Fidye vermesi lazım. Ama fide verecek de maddi durumu Yok. yoksa etrafındaki yani akrabası, dostu, ahbabı sahip çıkabilir. Çıkabilir. Yoksa onu da ne yapamayacak zaten? O alacak zaten. Çünkü verme durumu yok. Amma ve lakin verme durumu olsaydı ne yapacaktı? Fidiyi verecekti. Ama kendi ifadesi diyor? Ben de etraftaki insanlara ne yapıyorum? Yardımlaşmayı beceriyorum. Yani o zaman yine ne yapacaksın? Fakirleri yedirme konusunda öncülük yapacaksın. Allah da seni ne yapacak? Sene Mevla Teala da fide karşılığını sayacak inşallah. İnşallah. E bir insan sahur yapmadan oruç tutabilir mi? Diyor sevgili hocam. Normalde bir insan sahur yapmadan oruç tutabilir mi? Tutabilir ama sahur bizim daha önceki ümmetlerle aramızdaki fark. Bunu bilmek lazım. Öyle mi hocam? Tabi. Sahurda bereket vardır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sahurda diyor yapılan dua mutlaka kabuldür diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sahurda mutlaka kulun acziyeti vardır. Nasıl acziyeti vardır? Daha önceki ümmetlerde sahur yoktu. Son vakti kadar yani uyuma vaktine kadar yiyebiliyordun. Ama yedikten sonra uyudum mu artık olay ne yapıyordu? Bitiyor. Bir daha artık diğer gün iftarına kadar. Ama bu ümmete Mevla Teala sahur ikram etti. Ne yapabiliyorsun? İmsak vaktine kadar yatabiliyorsun. Kalkıyorsun yatabiliyorsun, kalkıyorsun, yemeğini yiyorsun, imsak vaktine devam edebiliyorsun. Ama tekrar ediyorum daha önceki ümmetlerde de bu yoktu. Bunu duruyorum. O yüzden dolayı bu ümmete bir ikram bu. Bereket bu. Ve özellikle şu ifadeye dikkat edin sizin çekilmesi istiyorum. Sahurda sahurun son anına kadar tehir edilmesi isteniyor. Niçin? İşte o da kulluk. Ne kulluğu? Şu. Ya Rabbi. Ben acizim ya Rabbi. Ben zavallıyım ya Rabbi. Ben gerçekten ya Rabbi dayanamam ya Rabbi. Görüyorsun ya Rabbi. Sahuru son ana kadar da bırakıyorum ya Rabbi. Bu aziyetimle beraber tutmuş olduğum bu orucumu yapmış olduğum bir ibadetimi kabul eyle. Burada Rabbine karşı tam bir aziyet var. Tam bir kulluk var. Tam bir boyun eğme var. O yüzden dolayı ne kadar insan sahurunu geciktirirse, tabi imsaktan sonra değil tabi imsaya kadar bahsediyoruz. O kadar azizliğini ortaya koyduğundan dolayı, kulluğunu ortaya koyduğundan dolayı zaten kula da yakışan şey ne? kabul etmesi. Yoksa ne oldu billah? Allah muhafaza etsin. Er-ra'a hussagın abu yu mevla teala. Muhakkak insan azgındır diyor Mevlamız. Erra'a hüsnâna kendisine ihtiyaçsız görür. Allah muhafızı. Ah. Yani fark etmez oynar. Benim rahmete ihtiyacım yok. Benim bağışlanmaya ihtiyacım yok. Benim işte şuna ihtiyacım yok. Ben işte sahur tutmadan, sahur yemeden tutarım. Bilmem ne yaparım. Bunlar hoş şeyler değil. Yok. Tutamam. Ama gerçekten kalkamadı. Mücadelesini verdi. Gerçekten saatini kurdu. Elinden geleni yaptı. Kalkamadı. Olabilir mi? Olabilir. Bu buna girmez. Bu buna girmez. Ama Allah muhafaza sen kafa tutarcasına fark etmez. Ben kalkmam. ö tutarım. Bu şekilde yapmak doğru değil. Ama insan kalkamadı. Kalkamadığında sonra kalktığında ne yaptı? Baktı ki vakit geçmiş. Sonra oruçuna niyet edecek. Ve ne yapacak? Devam edecek. Bu şekilde takip edecek yani. Rabbim inşallah muhafaza etsin. Evet sevgili hocam programımızın sonuna yaklaştık şehitlerimiz var Rabbim rahmet eylesin inşallah hepsini hepsi de kıymetli insanlar ordunun önde gelen insanları hiçbirimizin beklemediği bir hadise bu konuyla, bu konuyla alakalı yorumlarınız nelerdir sevgili hocam Evet tabi biliyorsunuz şehitlerimize Mevla Teala rahmet eylesin bu Ramazan-ı Şerif'te hakikaten İnsan böyle olayları duyduğunda yani müteessir olmaması mümkün değil. İlla çok tesirli, tesirleniyor yani. Üzülüyor insan ya yani, hakikaten. Tabi bir yerden şehit oldular ifadelere geliyor doğru ama en netice e, insan E orada çok kıymetli komutanlar, generaller ne yapmış durumda? E, şehit olmuş durumda. E sen insan olma hasibi bile için yanıyor mu? Yanıyor yani. Bunu bilmek lazım. Ama tabii bunların çok da iyi incelenmesi lazım. Ben bu konuda özellikle bunu söylemek istiyorum. İncelenmesi lazım. Yani gerçekten bu olay bir yüksek gelirim ifadesi o, bu şekilde bir olay mıdır? Yoksa diğer haince bir hainlikle, işin içinde hainlikler var mı? Bunları mutlaka zaten hükümet tarafından devlet tarafından ilinci inanıyoruz biz yani. İnşallah. İnanıyoruz. Ama bunların tedbiri alınması lazım. Mutlaka alınması lazım Yoksa kalkıp da işte neticesinde ya bunlar şehit oldu. E şehit oldu ama sen tedbirlerini aldın mı? Sen gerçekten bunların şehit olmaması için elinden geleni yaptın mı? Bunun mücadelesini verdin mi? Bu işin altında nasıl işler atıyor? Gerçekten takip ettiğim mi? O yüzden bunları hep ne yapılması lazım? Ciddi ciddi incelenmesi lazım. Ve halkımızın da gönlüne bu konuda ki şüphelerini mutlaka giderilmesi lazım. Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. Şimdi çok kıymetli komutanlar çıktı. Aralarında. Doğru mu? Doğru. Daha önce çok ciddi fedakarlıklar yaptıkları, kahramanlıklar yaptıkları güzel mücadele verdikleri, bunlar hep konuşulmaya başlandı. E tabi insan bunları duyduğunda hakikaten çok mutlu oluyor. Gerçekten bakın ne komutanlar varmış ya. Ne güzel insanlar varmış ya. Ne mücadeleler vermişler ya. Vatanı için, bayrağı için, askeri için, halkı için, devleti için, gerçekten her şeyi gözüne almışlar ya. E bu çok güzel bir şey yani. Ama dikkat ederseniz, biz bunları hep nerede öğreniyoruz? Bakın 97'den bahsediyor bu olaylar. Evet. Yapmış oldukları bu fedakarlıklar, bu kahramanlıklar 97'den bahsediyor. Ama biz hep bunları nerede öğreniyoruz? Biz ölünce öğreniyoruz. Evet. O falanca komutan öldü. Ya çok kıymetli insandı. Çok harika bir insandı. Şöyleydi, böyleydi filan. Ya bu ölünce mi bu insanların hep kıymeti ne yapılacak? anlaşılmaya çalışılacak ya. Ya dünyadayken bu insanların yapmış olduğu güzel fedakarlıkları, devlet için yapmış olduğu güzel kahramanlıkları aslında tatlı bir şekilde ne yapılsa ortaya konsa. Daha önce de söyledim ben dikkat edin. Bizim halkımıza olmayacak insanlar ne yapılı gösteriliyor. Ya iyi bir ilim adamını göstersek, İyi bir ilim adamına özendirsek, gerçekten iyi bir komutana özendirsek, kahraman insanlara özendirsek, böyle insanlara, fedakar insanlara özendirsek, bunları gerçekten ortaya koyarak, bunların güzelliklerini gençlerimize özendirttirsek, bu gençlerin hali böyle olmaz. Ama sen kalkıyorsun. Top çığıyor, pop bilmem nelere, ne yapıyorsun? Özendirttiriyorsun. İşi boş bir gençlik ortaya çıkıyor. Niye? E, i̇lim adamına özen evet. Güzel, kaliteli bir ilim adamına özen Kaliteli bir komutana özen Kaliteli bir öndere özen İçi dolu, her şeyi dolu bir insana özen dittirmiyorsun. Özen dittirdiğin kim? Olmayacak insanlar. Bu sonra boş insanlar. Bu sonra gençliğinde öyle bir hale geliyor ki yani gerçekten bomboş emellerle gençliğini bitiren bir gençlikle karşı karşıya kalıyorsun. O yüzden bunu da üzerinde durmak lazım. Yani böyle komutanların yapmış olduğu güzel çalışmaları, güzel kahramanlıkları, vatanı için bayrağı için yapmış olduğu güzel mücadeleyi zamanında takdir etmek lazım. Zamanında ortaya güzel koymak lazım. Gençlerimizi, askerlerimizi, komutan hatta Onlardan daha aşağı veya daha fazla fark etmez. Rütbelerimizi ona göre özendirtmek lazım. Yoksa komutanımız şehit oluyor. Şehit olduktan sonra da haydi bakalım çok kıymetli bir insandı. Harika bir insandı. Mükemmeldi. Şöyleydi. Ya tabii ki kıymet vermenin babında söylemiyorum ama bu hayattayken kıymet ver ya. Ya ölüye verdiğin kıymeti diriye ver yani. O kadar ya. Yani. Diriyken. Bu kadar ya. Evet. Diriyken buna kıymet ver. Gerçekten hiç olmazsa gençlerin bütün şeyler ona ne yapsın? Bir sevgi beslesin. Rol modeli. Tabii. Önder durumunda olsun yani. Yoksa öbür türlü açık söylüyorum işte görüyorsunuz. Kime özeniyorsun? Bir gence bak. Bakacaksın ki şimdi ben onları tekrar saymayayım. Evet. Kime özeniyorsun? Saç tıraşına kadar evet. ona benziyor. E ne oldu şimdi? İçi boş. Evet. İlim adamı mı? Değil. E sen söyle gerçekten davası için e, sen söyle vatanı için, bayrağı için mücadele vermiş bir kahramanlığı mı var? Evet. Yok. Şu mu var? Yok. Bu mu var? Yok. Ne? Bir özenti. Ne özentisi? Çünkü reklam o taraf, gaz o tarafta, insanlar o tarafta o yüzden dolayı Bunların mutlaka önüne geçilmesi lazım. Evet. Bu insanlar özellikle gerçekten Rabbim cümlesine rahmet eylesin inşallah. Tamam. Bu insanların kıymetini özellikle vatanı için, bayrağı için fedakarlık yapan bu kahramanların gerçekten kıymetini dünyadayken de bildirilmesi lazım. Yani yoksa kalkıp da sırf şehadetiyle beraber bildirmek yeterli olmadığını söylemek istiyorum inşallah. Evet. Evet sevgili hocam, bize ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldik. İnşallah bir savur arası diyelim. savur arasından sonra yine izleyicilerimizle buluşacağız inşallah. Son sözlerinizi alalım inşallah. Rabbim inşallah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Anladım. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimiz muvaffak etsin. Elhamdülillah bereketli bir Ramazan geçiriyoruz. Bu bereketli Ramazan'da da inşallah bütün hayatımızı tekrar kontrolüden geçirerek yenileyerek tazeleyerek, tekrar ediyorum, tazeleyerek bu Ramazan'da kendimi bir temizledim. Ramazan'da kendimi bir tazeledim. Ramazan'da gerçekten geçmişimi sildim. Yeni bir hayata başlıyorum. Yeni bir hayatla yürüyeceğim. Şu uyuyla ben hareket edersek çok başarılı olacağımızı ve dopdolu bir Ramazan geçeceğimizi seyircilerimize sunmuş olurum inşallah. Evet. Rabbim başarılar Evet kıymetli izleyicilerimiz kısa bir sahur arası yani kısa derken biraz uzun bir sahur arası vereceğiz inşallah. E, o aradan sonra yine sahur özelle bir sefer karşınızda olacağız. E, şimdiden afiyet olsun diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.